Günümüzde matematiği her ne kadar sevmiyor ve nefret ediyor olsak da hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Böyle dememin sebebini biliyorsunuzdur herhalde. Bu nedenle her ne kadar ülkecek matematikten nefret ediyor olsak da bu videomuzda Pisagor teoreminden ve onun ispatından bahsedeceğiz. Ama öncelikle bu teoremi bulduğu söylenen ve teoreme kendi ismi verilen Pisagor'un ufaktan hayatına değinelim. Sayıların babası olarak bilinen Pisagor, M.Ö. 570 ve M.Ö. 495 yılları arasında yaşamıştır. Pisagor ve öğrencileri her şeyin matematikle ilgili olduğuna, sayıların nihai gerçek olduğuna, matematik aracılığıyla her şeyin tahmin edilebileceğine ve ölçülebileceğine inanmışlardır. Aslında benim Pisagor'la ilgili dikkatimi çeken şey toplum hakkındaki düşüncesi olmuştur. Sebebi ise Pisagor'un toplumu bir vücuda benzetmesi olmuştur. Bu konuda insan yapısının 3 ana parça olduğunu belirtir. Akıl, ruh ve maddi ihtiyaçlardır. Toplum da böyledir. Akıllı kişiler toplumu idare etmeli. Cesaretli kişiler asker olmalı. Toplumun maddi ihtiyaçlarını ise üretim yapan halk karşılamalıydı. Pisagor'a göre toplumda adaletin gerçekleşmesi için bu sınıfların kendi arasında değil, kendi içinde eşitliği olmalıdır. Yani yöneticiler kendi arasında, askerler kendi arasında, halk da kendi arasında eşittir. Bu hiyerarşik eşitsizlik anlayışı reenkarnasyon inancında kendisine dayanak bulur. Pisagor'a göre ruhlar bu dünyada iyi eylemlerde bulunup erdemli olmak için çabalarlarsa sonraki hayatlarında bir üst sınıfa uygun karakterli ve yetenekli bir şekilde doğacaklardır. Eğer kötü eylemlerde bulundularsa daha aşağı bir sınıfa uygun olarak hatta bitki ve hayvanlar aleminde doğacaklardır. Maddi isteklerin ve dünya malının kölesi gibi olan halk erdemsizdir ve bu yüzden ruh bakımından aşağı düzeydedir. Şan ve şeref peşindeki asker sınıfı ve aklıyla hareket eden yönetici sınıfı ise daha üstündür. Pisagor bu yüzden insanlara aşırılıktan kaçınıp ölçülü olmayı öğütlemiştir. Pisagor'un hayatı için diyeceklerim bu kadardı. Ama yine de isterseniz Pisagor'un hayatını bir başka videoda daha detaylı bir şekilde bahsedebilirim. Şimdi ise videomuzun asıl konusuna geçelim. Bugün ulaştığımız günümüz seviyesinde Pisagor'un rolünü inkar edemeyiz. Ancak elbette onun en önemli mirası bildiğiniz ve bahsettiğim üzere adıyla anılan o meşhur Pisagor teoremidir. Bu teorem kısaca bir dik üçgende kenarların karelerinin toplamının hipotenüsün karesine eşit olduğunu söyler. Ve cebirsel olarak A ve B kenarlar olmak üzere A kare artı B kare eşittir C kare biçiminde gösterilir. İlginçtir ki teorem Pisagor'un adını taşısa da aslında bu teoremi kendisi bulmamıştır. M.Ö. 1900 ve 1600 yıllarından kalma 4 Babil tabletinde de bu teoreme rastlanmaktadır. Pisagor'un hayatının belli bir döneminde düşüncelerini geliştirmek için yolculuklar yaptığını biliyoruz. Kendisinin bu teoremle bu sırada tanışmış olduğu düşünülüyor. Öyle görülüyor ki sadece bir içgüdüyle doğruluğu önceden kabul edilen bu kural yüzyıllar boyunca uygarlıktan uygarlığa dolaşmış ve sonunda Pisagor'un karşısına çıkmıştır. Pisagor teoremi birçok antik uygarlık tarafından Pisagor'dan önce biliniyor olsa da bunun ilk pratik uygulaması Mısır'da karşımıza çıkar. M.Ö. 2000'li yıllarda geometrinin doğduğu topraklarda yaşayan Mısırlılar üçgenler ve piramitler hakkında bazı geometrik fikirlere sahiptiler. Ancak bunları yazılı olmaktan ziyade pratik biçimde uygulamaya koymuşlardır. Örneğin ip germe, piramitler gibi yapıların inşasında dik üçgen elde etmek için kullanılan bir yöntemdi. Zaten hipotenüs kelimesi de Yunanca'da karşılıklı gerilen kelimesinden gelmektedir. Mısırlılar bunun için uzunluğu 12 birim olan düğümlü bir ip kullanırlardı. Bu tür iplerle kenarları 3, 4 ve 5 birim olan dik üçgenler yaptılar. Sonra da bu ipler yardımıyla arazileri ölçtüler. İp germe mirasından dolayı 3-4-5 oranındaki dik üçgen Mısır üçgeni olarak da bilinir. Pisagor teoremine evrensel çekiciliğini veren şey hiç şüphesiz yüzyıllar boyunca önerilen çok sayıda ispattır. Hatta açıklama kısmına yüzlerce ispatı bulunan bir sitenin linkini bırakacağım. İsterseniz siz de gidip teker teker açıklamalarıyla beraber inceleyebilirsiniz. Bu teoremi ispat etmek için trigonometri veya analitik geometri kullanılamaz. Zira onların da oluşumları zaten Pisagor eşitliğine bağlıdır. Amerikalı matematikçi Elijah Scott Loomis birçok matematik kitabı yazmıştır. Ancak bunların içinde en dikkat çekeni 2 bölüm halinde yayınlanan Pisagorcu Önermeler isimli kitabı olmuştur. Kitapta 109 cebirsel ispat, 255 geometrik ispat,
4 kuaternyonik ve 2 dinamik ispat olmak üzere toplam 370 ispat bulunmaktadır. İspatların bazıları üçgenlerin benzerliği, bazıları parçalara ayrılıp incelenmesi, bazıları cebirsel formülleri, çok azı da vektörlerin kullanımına dayanır. Dökümanlara dayanılarak bilinen ilk tam geometrik çözümün Öklit tarafından verildiğini kabul etmek durumundayız. Öklit ise M.Ö. 330 ile M.Ö. 275 arasında yaşamış olan ve kısaca geometrinin kurucusu veya geometrinin babası olarak anılan bir Yunan matematikçidir. Bütün klasik geometri kitaplarında bugün tarihi değeri bakımından sadece Öklit'in verdiği çözüm öğretilmektedir. Pisagor'un bu teorem için yaptığı bir ispat olup olmadığı bilinmemekte, ancak olmadığı düşünülmektedir. Bir başka ilginç ispatsa Anne Condit adlı Amerikalı bir genç kızın yaptığıdır. Henüz 16 yaşında bir lise öğrencisiyken 1938 yılında yaptığı ispatta kullandığı geometrik çizimi hiçbir ünlü matematikçi tarafından daha önce düşünülmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield bile Pisagor teoreminin ispatlarından birini gerçekleştirmiştir. Tüm ispatlar arasında Garfield'ın yaklaşımı en basit ve anlaşılması en kolay olanlardan biridir. Pisagor teoremi sadece ilgi çekici bir matematiksel alıştırma değildir. İnşaat ve imalattan navigasyona kadar çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca dağlar gibi standart yollardan ölçülmesi mümkün olmayan yükseklikleri ölçmek için de haritacılar Pisagor teoreminden yararlanır. Açılarınız olduğunda ve ölçümlere ihtiyaç duyduğunuzda hangi konuyla ilgilenirsiniz ilgilenin, bu teoreme ihtiyacınız vardır. Bir dahaki sefere karşınıza bir Pisagor teoremi sorusu çıktığında uğruna verilen bunca çabayı hatırlamanız ve soruyu rahatça çözebilmeniz dileğimle. Hoşça kalın.